Merhaba, bu videoda sizlerle akıllı ev projesi yapacağız. Akıllı ev projemizde hava karardığında ledleri yaktığımız ve perdeyi kapattığımız bir sistem. Bir de lavabo taştığında uyarı veren sistem olacak. Sizler ev tasarımı yaparak yaptığımız projeyi ve devresini içerisine entegre edebilirsiniz. Hemen neler kullanacağımızı inceleyelim. Pino kartımız, ışık sensörümüz, led modülümüz, buzzer modülümüz, servo motor modülümüz ve servo motorumuz, su seviye sensörümüz var. Bağlantımızı kurarak işe başlayalım. Kırmızı led modülümü bir numaralı kapıya takıyorum. Buzzer modülümü 2 numaralı kapıya taktım. Servo motor modülümü 4 numaralı kapıya taktım. Su sensörümü 8 numaraya takıyorum. Işık sensörümü de 9 numaralı kapıya taktım. Servo motor modülüme servo motorumuzu da takalım. Kahverengisi GND pinine denk gelecek şekilde takıyorum. Artık bilgisayar bağlantımıza geçebiliriz. USB bağlantımı kuruyorum. Pino Studio uygulamam üzerinden yükleme moduna giriş yapacağım. Kart modelimi Pino Uno olarak seçiyorum. Karta bağlan diyerek bağlantı portumu tanımlayacağım. Ve kodlarımızı yazmaya hazırız. Genel bloklardan Pino Kart'a yükle ile başlıyorum. Sürekli tekrarla kontrolümü de aldım. Öncelikle karanlık aydınlık durumunu yapalım. Eğer ise değilse ile de yapabilirim. Eğer yapısıyla da olabilir. Eğer ile yapalım. Işık sensörümüzün ölçtüğü değer, yani 9 numaralı kapıya bağlı ışık sensörümün ölçtüğü değer 200'den daha küçükse karanlık kabul edelim. Hava karardığında ledlerim yanacak. Daha doğrusu bir ledim var. Ledim yanacak. Ledim 1 numaralı kapıya bağlı. Yan diyorum. Hava karardığı için servo motor açımı da farklı bir açı derecesine getirerek perdeyi kapatmış şeklinde yapacağım. Sizler tasarımınıza uygun olarak açı değerlerini değiştirmelisiniz. Servo motorumuz 4 numaralı kapıya bağlı. Açı değeri normalde 0 olsun. Karanlık olduğunda 90 olsun. Yani bu şekilde hazırlayalım. Sizler dediğim gibi tasarımınıza uygun olarak hazırlamalısınız. Peki 200'den büyükse ışık sensörünün ölçtüğü değer 200'den büyük olduğunda ledim yanmayacak. Servo açımda 0 pozisyonunda kalıyor olacak. Işık sensörümü, ledimi, servo motorumu kullandım. Şimdi su seviye sensöründen değer okuyalım. Su seviye sensörümüzü de daha önce kullandığımızda, suya batırdığımızda artan şekilde değerlerinin değiştiğini biliyoruz. O zaman şöyle bir karşılaştırma yapalım. Operatörlerden zaten büyük türü kopyalamış olduk. Su seviyesi kaça bağladık? 8'e bağladık. 50'den daha büyükse diyelim. Kuru olduğunda zaten 0 değerini veriyordu. Islandıkça değeri artıyordu. Bu durumda da buzzer'dan ses çıkışı alalım. Buzzer'ımız 2 numaralı kapıya bağlı. Çeyrek vuruşla şöyle istediğimiz nota sesini seçebiliriz. Bir yükleyip test edelim istiyorum. Kodu yükle butonuna tıkladım. Suyumuzu şöyle alalım.
Su algılandığı uyarı veriyor ki hemen müdahale edebilelim. Sesimi duyabiliyorum. Karanlık aydınlık durumuna bakalım. Süper. Hava karardığında ledim yanıyor. Servo açımın değiştiğini görebiliyorum. Aydınlıkta da sönmüş oluyor. Süper. Hemen bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştıralım. 9 voltluk pilim ve pil şapkam var. On off düğmesinin on pozisyonda olması gerektiğini unutmuyorum. Hemen şöyle karanlık aydınlık. Süper. Su taşmasını kontrol ediyorum. Evet. Başarılı bir şekilde projemizi tamamladık. Sizler dediğim gibi ev maketi hazırlayarak devreyi içerisine entegre edebilirsiniz. Farklı modülleri de projenize dahil edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.